Bence buradan başlaman lazım. Ne arkadaşı? Doğru. Bilemem, dur, bu akşam zaten bir olayımız var. Biz bugün oyun oynadık, parmak güreşi yaptık. Kaybettim ben. Ondan kazanırım sonra yani. Cesaretlilik hakkı var onun şimdi. Bana bir tane cesaretlilik yaptıracak. Burada buyurun. Efendim, ama düşünecekmiş, ben dersime yok, çalışacağım. Aslında var da aklıma, şu an bence... Yapalım. İlayda buna hazır değil. Yok, bence yapalım bence. Hadi. Ay, alıştıralım. Düşüneyim o zaman. Bölüm sonunda yapalım ama. Düşünsenize ben burada oturuyorum. Evet. Ben de karar vermesi iki gününü almıştım. Bak, ya bağımsız tek başına. Ne? Ben de karar vermesi iki gününü almıştı. Biraz zaman tanıyalım. Öykü Hanım, bir şey söyleyeceğim. Yeliz bugün de şu an da 4 kere yani bir şeyler söylüyor. Sana bile batıyor gibi. Bana da öyle geliyor. Yani anlıyorum. Öykü Hanım, belki notlarınızı yazmışsınızdır. Kırmızı Oda'ya çağırdığında Yeliz'i arkadaşımız Ateş. Evet. Yani ben de normal güldüm. Bir makara döndü, ona güldüm. Yeliz bana şey söyledi. Ne demişti? Sen söyle istersen. Hatırlamıyorum. Söyle, hatırlamıyorum. Söyle. Benimle ilgili detayları sen hatırlıyorsun. Ben hatırlamam. Ben bunu sıra söyleyemem. Sen söyle. Ay, ne bileyim, laf atmışımdır. Bir şey söyle. Yapmışımdır. Hatırlamıyorum. Ne oldu? Neden sen gülüyorsun? Sen çok mu mutlu oldun? En çok senin sen mutlu oldun. Kırmızı Oda'ya gitmeme dedim. Evet. Sonra o bir şey dedi. Üstüne de senin nikah şahidim yapacağım dedim. Güldü o. En ben çok sen mutlu oldun Kırmızı Oda'ya. Acaba nedene getirdi biraz? Yo, sen oraya çektin. Hayır, bir şey söyleyeceğim Öykü. Ben normal güldüm. Gayet arkadaşça mutlu olmanı bir cümleyle betimledim sadece. Bunu niye bir kenara, hayır, bir köşeye çekiyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Neden bana böyle bir şekilde laf atma gereği bulundu? Sen neden benim sana olan laf atmalarımı farklı bir yöne çekmeye çalışıyorsun? Sen bana yorum yaparsan yani. Genel olarak hani yapmaman gereken durumlarda yorum yapıyorsun ya. Çabuk ben... düşüyorsun, düşme. Hayır, düşmüyorum. Yanarsın. Düştüğümü kim söyledi? Düşme. Sen yanmak istiyorsun. Oo. Yok, ben yanmam, yakarım canım. Peki o zaman Murat sana başka bir ışık. Bak, bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Çok hoş bir görüntü. Bir kere söyleyeceğim. Bak, bir kere söylüyorum, tamam mı Murat? Ben bundan rahatsız oldum. Bu kadar. Devam edebilirsiniz. Murat zaten böyle bir insan, o yüzden ben alınmaz yani. Ben bundan rahatsız oldum. Murat, sıçken. Az önce öyle değil, farklı biri, aksi biri diyordun. Peki sana bir ışık daha. Hani Yediz'le ilgili eğer hoşuna gidiyorsak, ya hoşuna gittiğini görüyorum. Yok Öykü Hanım, öyle hoşuna giden bir şey yok. Yutkunamadı ama bir Öykü Hanım. Aklı gitti, hoşuna aklı. Gittiğini düşünüyorum. Sen aklıma gitmesini istiyorsun ama beklersin. Murat, vallahi hiçbir şey istemiyorum. Sadece eğleniyorum. Biraz İlayda aramızdan ayrılacak. Çok. Hani pes ettim diye pişman oldum. Hala yapıyor, görüyorsun değil mi? Çok. Çok pişman oldum. Vallahi içim kan ağlıyor. Ama artık ben cevabımı İçimde bir Leyla aldım. Var, yemin ederim bak. Duramıyor. Peki. İlayda da diyor ki ben cevabımı aldım. Aynen. Rahatsız oldum diyor ve devam ediyorlar. Devam ettiriyor, görüyorsunuz. Ben bir şey... Yangına körükle gideyim isterim. Oh, Dilara'yla konuşurken kızlar arası da konuştuk. Öykü. Söyleyeceğim. Ben gideyim mi? Söyleyeceğim. Mert, kusura bakma. Dedi ki, işte konuşuyorlar aralarında. Ay, Ateş'le evet. ilgili. Diyor ki, Murat'la olurum. Ateşli olmam dedi. Aynen bak. Murat'ın hoşuna gitti. Gülüyor lan. Ermem gerekiyor mu? Çok karakter. Mutlu oldum Murat ya. Ben ya de ben öyle dedim. Dilara da dedi ki ama diyor ki yandım dedi, dünyadaki son yeniden. Adam dedi Murat olsaydı dedi. Yok Öykü Hanım, ben o şartelleri söndürdüm. Murat'la olurum diyorsun ya, acaba Murat seninle olur mu? Bak, bir tekrardan düşünün. Ne? Ölüyorum senin aşkınla. Seni istemenle değil, benim istememle olursa olur. Lütfen benimle olur. Anladım Yeliz Hanım. Ben kurduğu cümlelere bak. Yeliz bak, tehlikeli sorular sorursa hadi der kalırsın. Yok. Ya ben cümlenin devamını anlatayım mı sana? Ben önceki tanışma yolundaki olduğun insanlar gibi değilim. Benim yapım karakterim biraz daha farklı. Seni istemenle ben böyle ben evet de yerizim diyecek birisi değilim. Ben de senin diğer tanıma yoluna girdiklerinden değilim. Sen de tamam, bir onu sen aldılar önce. Sen beni karıştırıyorsun herhalde. Seni istemenle değil. Cümlemi... Ben istersem olur zaten. Ay, tamam hadi biraz daha ego kas dinliyorum. Biraz pohpohla kendini, sonra cümleye gireceğim. Ben şu an istemiyorum. Evet. Şöyle oldu. Ateşten konu açıldı. Tamam. Ben de ateşli, yani ateşli olmayacağımı söyledim. O da dedim ki Murat'la olurum, ateşli olmam. O da bana dedi ki Murat dünyadaki son adam olsa Murat'la olmam diyordum dedi. Ben de dedim ki işte o kadar olmam. Ateşle dedim. Seninle de olacağım anlamına gelmiyor Murat. Hemen sevinme. Ben mi seviniyorum? Evet. Hayır bir şey. Ben, bak. Hayır bir şey söyleyeceğim. Murat, bana laf çarpmaya çalışıyorum. Şuradan gülüyorum. Madem böyle söylüyorsun iyi hoş. Herhangi bir diyalogumuz yoktu. Kırmızı Oda'ya seni ateş arkadaşımız davet ederken neden buna ben normal
Oğuz'u ben biliyorum mesela. Ben ondan önce de sana laf attım. Neden sen gülüyorsun? Çok mu hoşuna gitti? Sana senin nikah şahidi yapacağım. Öykü Hanım bana oradan bir giydirme yaptı. Ben buna evet. anlam veremedim. Ya canım istedi madem yaptım. Madem en son kişi benim. Ya. Evet canım istedi hani, yaptım. Sondan sana bir kişi benim ya. Sana ne canım istedi canım, yaptım. Al cevabını tamam, veriyorum. İkinci benim ya. Neden sondan ikinci olduğun adama şey dersin ki? Ne neden bileyim sen bu sefer sondan orada başlayayım dedim Murat. Öykü Hanım. Orada yani bir sinirlenmemi, üzülmemi istedi diye ben algıladım. Neden ya mesela ne öyle bir insana var. Söyler ki, neden sen en çok gülüyorsun? Hoşuna mı gitti? Senin neden bana durduk yere bunu söyler? Senin çok hoşuna gidiyor. Sen öyle sanmak istiyorsun. Yok. Canım istedi, söyledim ya. Bir anlamı yok, bir alt metni yok. Anca sen niye o kadar anlam yüklüyorsun ki hareketlerime? Canım seni mi ister? Genel olarak ne isterse bilmem. Kim olay neyse şimdi. Hayda 2 dakika önceki kurduğu cümleleri ay, tekrar. Öyle düşünür, düşünür. Ben. 180. İlayda. 180 çarpı 2. Evet İlayda. Var mı söyleyeceğim bir şey? Öykü Hanım anlatacak bir şey yok, görüyorsunuz her şey ortada. Yani ben o zaman burada çok özür dilerim. Sen anlat sonra ben de bir detay vereceğim. Bunu şimdi Öykü Hanım şöyle ben İlayda'nın. Murat'a bunu tabii ki sordum Yeliz'le çünkü ben eve girdiğimde bir Yeliz'le görüşmeleri vardı. Bitti değil mi tamamen? O da yine benim zaten bu bana kim kesinlikle bitti dese herhalde bitmemiş oluyor. Ve ben de çabuk inanıyorum herhalde. Şöyle ben şu an burada açıkçası ikisinin bu ikili diyaloğuna rahatsız oldum. Ki bence herkes rahatsız olmamı haklı buldu. Tabii. Ve söyledim bunu. Bu labali samimiyet benim hoşuma gitmedi dedim. Evet arkadaşız şu an ama ben sonuçta diğer adaylara karşı mesafemi koruyorum. Bir çirkin bir görüntü vermemek için ama rahatsız oldum dememe rağmen devam etmen de hoş olmadı ama sorun yok. Bir şey söyleyebilir miyim Öykü Hanım? Evet. Madem ama benim söylediğim cümle yani biliniyor o zaman ya. Murat'ın bakışları da bilinsin. Galada Murat sürekli kafasını çevirip beni izledi, sürekli güldü, göz kırptı. Evet bu arada ben Dilara da bunun şahidi. Ben de bir ara gördüm ama dediğim gibi direkt yargısız infaz yapmamak gözünü için gözünü benden alamayan sensin. Öyle ben ilme verdim. Bana söz hakkı gelecek konuşalım. Ben bunu gördüm Öykü Hanım ve yargısız infaz yapmak istemedim. Dedim ki hani o tarafa bakıyordur. Çünkü biri konuşurken biz de erkekler tarafına bakıyoruz ama hani bir şöyle bir hareket görür gibi oldum. Ama sesimi çıkartmadım çünkü çıkartabilecek bir konumum da yok şu an açıkçası. Sadece bana ters derim ya da okey derim geçerim. Yeliz şimdi söyleyince de yani bilemiyorum. Kararsız ve belirsiz insanlardan hoşlanmıyorum Öykü Hanım. Ben de artık hani böyle yani bu belirsizlik oluyor bence. Şu an hani bizim aramızda şu an böyle bir diyalog varken Yeliz'de bu samimiyeti bilmiyorum. Hoş değil. Yani 15 dakika önceki halime ulan siz var ya hepiniz kenar bir gözünüzde. 15 dakika olmuş. Önce neler söyledim şimdi neler söyledim. İşte Murat olunca söz konusu böyle oluyor. İşte o yüzden seni buyuruyorum. Peki Mert'cim konuyu keyifle izliyorsun. Artık konudan tamamen bağımsızsın galiba. Aslında bağımsızlık hiç alakan yok demeyelim buna, bağımsızlık demeyelim. Yeliz'le iki haftadır arkadaşız aşağı yukarı ortalama. Evet. Zaman zaman da konuştuk, zaman zaman bu süreçteki duygu ve düşüncelerini de anlamaya çalıştım. Ben de bu süreçte kendimi sana de anlamaya çalıştım. Sana çok net bir şey söyledi bugün galiba. Efendim? Bugün çok net bir şey söyledi. Nasıl evet, yani bunu birkaç kere sormuştum bu süreçte. Hasret, ve müsaade eder misin? Her seferinde, aslında her seferinde miyim, zaten hislerinin tükendiğini aynı zamanda aklımda olmadığımı söylemişti. Bu konuda zaten bana düşüncelerini ifade etti. Bu süreçte de ben de bazı şeyleri zaten tüketmeye başlamıştım. Ha sende de azaldı yani. Yani mecbur. Yani sonuç olarak devam etmeyecek olan bir şeyi tüketmek gerekir. Bu süreçte ben de bunu sağlamaya çalıştım diyebilirim. Yeliz'in söylediği bir şey var ki biz evet. Yani sonuç olarak arkadaş kalmak. Galada yan yanaydık, kalmak. Sarıldık. Evet ben duygusal olarak orada yanındaydım değil mi Yeliz? Evet. Öyle. Ama bunun sonucunda değişeceğin bir şey yok. Hala arkadaşız. Hala benim için çok değerlisin. Sen de senin bendeki yerin çok ayrı. Buradaki insanların çoğu bir köşede. Sen ayrı bir köşedesin. ama dediğim gibi yani ilişki anlamında Mert'e karşı içimde bir duygu yok. Yani peki. Dünden sonra evet ben de tamamen arkadaş gözüyle bakıyordum. Dünden sonra tekrardan bir şey oldum, bir kafam karıştı. O yüzden bugün ekran tekrardan sormak istedim. Hani aklımdan geçen şeyleri doğrulayabilmek adına. Tekrardan ben evet, arkadaşız. Ben hissettim kafanın karıştığını. Evet, dün biraz önümde kafam karıştı. Böyle netlikler istiyorsun sen değil mi? Yani evet. Ya, netlik ya bir şey dediğimiz var, bu. Ya bir şey yok. Yok, dur finali bekle ben konuşacağım. Bir de şöyle bir durum daha var. Yeliz'le olan ilişkimiz sürekli bir iniş çıkışçıydı. Güzel anılarımız oldu, güzel şeyler biriktirdik diyebilirim aslında. Pek kötü bir şeyimiz yok.
Sadece zaman zaman sorunlar işte ki bunları çözmeye çalıştık. Onun dışında her şey güzeldi diyebilir miyiz de. Bu süreçte de arkadaş kalmaya karar verdik ve en azından ikimiz de evet, farklı bir zaten. Yol artık yürüme zamanımız okay. gelmiş olabilir. Ateş, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir kırmızı oda geçirdiniz. Yediz'de. Yani sen gayet böyle memnun ve mutlu ayrıldın galiba evet, orada. Evet, ben her zaman memnunum, her zaman mutluyum. Enerjim hiçbir zaman düşmez. Yani oraya girdiğimde en başta eve geldiğim zaman da sorduğu sorularla falan en başta gerçekten kafamda bir karakter veya bir kişi yoktu buraya geldiğimde. Hı-hı. Kırmızı Oda'da da aynı şekilde ben net bir insanım, açık sözlü bir insanım. Yeliz'e burada olan ve orada olan her şeyi söyledim. Hani gerçekten etkileşim aldığımı da söyledim. Ayrıyeten... Burada duyduklarından, gördüklerinden sonra... Ya beni aslında bilmiyorum Kırmızı kendisi... Kırmızı Oda'nın hemen üstüne böyle bir şey yaşadı. Ya tabii ki bir de ne bileyim kendisi daha tanımadan olabilir. Bunu söyleyebilir, daha tanımadı. Olabilir yani böyle bir şey. Örnek vermiş de olabilir. Ona herhangi bir şey diyemiyorum. Hani rahat bir adam değilim. Tamam gerçekten bu bana dokunur. Bunu söylemesi. Her insana dokunur. Hı hı. Biraz şaşırdım evet. Yeliz. Şöyle sohbeti gerçekten sardık. Hı hı. Güzel sohbeti muhabbeti var. Kırmızı Oda güzel geçti benim için de. Sohbet muhabbet olarak. O yüzden hani şey ilk başta... Yeliz'ciğim şimdi sen de bir ucu açık hayır ucu açık dediğim şöyle işte, şu an sadece arkadaşla diyalog kuruyorum evet, Ateş'le. Evet, evet. İleriye dönük bir düşüncem yok. Bunu bana zaman gösterir. Hı-hı. Belirli bir tanımın belirli bir şeyin içine sokmak da istemiyorum. Tamam. Arkadaşla sohbet ettim. Sohbeti sardı. Yani yanında sıkılmadım. Süreye bakmadım ne zaman bitecek diye. Bir saniye arkadaşlar biz sizi ne yapacağız? Yani hani çok özlediniz hasret kaldınız herhalde ben anlayamadım. Doyamadınız mı? Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Her yani sizden çok konuşan yok şu an bugün burada. Neydi konuşuyor? Allah aşkına az önceki cümleyi bir söyler. Çok merak ediyorum ya. Hayır canım ya. Kağıda Aygör yazdım. Ondan önce de Aynur yazdım diye. Onları saklayacağım diye. Ben de ona güldüm. Bu. Kağıda Aygör yazdın. Aynur yazdı. O nerede? Aynur yazdı. Evet. Ne zaman bu? Bugün. Yani dün. Sakladın nereye? Ha, o da nerede olduğunu sordu da ben de saklayacağım dedim. O nerede onu söylemedim. Yani full mesai. Devam. Nefessiz, soluksuz devam ediyorsun yani. Yüklemeye değil mi? Loading. Aygör loading. Yok sen bence pes edeceksin. Böyle bir azim yok. Memnunsun da. Bayağı da eğleniyor gibi gözüküyordu. Evet. Pastalar, hiç bu kadar eğlenirken, pastalar. Gülerken ağzın kulaklarında görmedim ben seni. Şımartılığında. Bugün, dünden beri canım, dün çok gergindim ben galada. Canım Leyla tatlı söyledi. İstiyor, ay susuyorum. Su istiyorum. Ama diyorum ki yani tatlı tatlı çıldıracağım yani. Böyle daraldım yerimde. Şimdi tatlı biraz iyi geldi bana. Peki. Rümeysa ve Ozan. Sen bir şey mi söyleyecektin evet. Murat? Konu dağılır mısın Rümeysa? Yok, hayır, yo, başka bir konuya geçeceğim. Ama yine aynı konuya gireceğiz. Sorun olmayacak, söyleyeyim. Söyle. Şimdi İlayda da netlik istiyor. Şu an zaten arkadaş olduğumuz için netlik istemesi ona göre doğru olabilir. Şu an için erken bir netlik. Ama şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yeliz, evet, bakıştığımızı, gülüştüğümüzü vesaire falan söylüyor ama bu tek taraflı olan bir şey değil. Ve Yeliz genel olarak konuşurken, ben zaten bunu belki Beyza Nur da iletmiştir. Öykü'm ben can kulağıyla dinliyordum Yeliz'i. Kurmuş olduğu kelimeler, insanları yorumlaması benim çok hoşuma gidiyordu genel olarak bunlar. Fakat ta ki işte en son ben Yeliz'e gittiğimde bak gerçekten benim önümü keseceksen kes. Yoksa hani o konuşmayı yapmıştım ya. Ben hiçbir şekilde sana güveneyim güvenmeyeyim, inanayım inanmayayım. Ben hiçbir şekilde istemiyorum dedikten sonra zaten orada bitmiştir. Yani bu saatten sonra netlik istiyorsun ya. Bu dakikadan itibaren zaten istesen de istemesen de zaten olmaz. Hani diyorsun ya şarteller bilmem. Netlik bu sayesinde istiyor. İstesen ya de bilmem. Çok iyi taktik çizin sen ya. Dolayı. Ben yemem de. Kesinlikle ya olmaz. Daha geçen evet. Ne olursa yani. Olsun peşini bırakmayacağım. Arkana seni ikna edeceğim. Açıklamamı dinlediniz mi şu an? Seni ikna edeceğim diyordun. Şimdi tamam. Yeni Ayday geldi böyle konuşuyorsun. Ses hocam aynı şeyi tekrarlayayım mı? Anlamadınız galiba. Anladık ben çok iyi anladım seni yani zaten. Yani çizgiyi ben çekerim diyorsun öyle mi? Yok öykü alma estağfurullah öyle değil. Ben sadece en sonki konuşmamızdan sonra istemiyorum dedikten sonra. Bak büyük konuşuyorsun çizgiyi çekerim diyorsan biz orada kalacağız. Bu dakikadan itibaren asla olmaz.
Ya Ülke Hanım, Yeliz var ya, iki dakika gelsin hemen tamam diyecek ya. Ben bunu... Bir saniye, İlayda bir şey söylüyor. Ben bunu... İstesem alırım da hiç gerek yok. İlayda'yı dinleyelim. Sen alır mısın? Neyse cevap evet İlayda. Ben bunu zaten biliyordum. Burada söylemesi benim için iyi oldu. Ben şu akili dediğim gibi sürekli Murat'a da ikili diyalog diyorum ama gerçekten şundan dolayı rahatsız oluyorum. Bu o didişmeleri yok sen bana baktın ben sana baktım. Bunlar benim için problem Öykü Hanım. Sadece arkadaşız ya şu anda. İlerleyemem yani ben. Böyle bir diyalog varsa aralarında ilerleyemem. Arkadaş olarak kalırız. Ama böyle bir diyalog eğer ki yoksa ilerleyebilirim. Bana bunda net olacak. Ben Yeliz'le Murat'ın arasında böyle bir şey varken Murat benim sadece arkadaşım olabilir. Ben o atışmaları, didişmeleri kabullenmem. Ben... İlayda'cığım bir şey söyleyeceğim. Evet Öykü Hanım. Ben ortaya atayım da katılan tamam, olur bekliyorum. Olmaz bilmiyorum. Öykü Hanım bir şey atmayacağım. Yani Yeliz, yok bir şey söyleyeceğim. Yeliz'in şu anda boşandığı biri yok. Vakti evet. De bol. Evet. Hani böyle geçerken bir laf, giderken bir laf, öyleyken bir laf. Yeliz yapsın. Hani Yeliz böyle sen... bir aklıyla oynamak denir ya öyle bir. İzin vermek. Öykü Hanım o süreçte zaten biz beraber olursak mı? Benim hayatımda... Ben Yeliz'de o potansiyeli görüyorum. Ben bundan bunun kokusunu aldım sanki. Yani şey eğer tanıma yoluna girerseniz yapmam. Saygısızlık olur. Ama şu an arkadaş olduğunuz için Murat'a sataşmam konusunda bir engel görmüyorum. Neden sataşmak istiyorsun? Ay ne bileyim seni seçtim ya üf. Allah sana Allah. Mı açıklayacağım bir de? Öyle hani canım sıkılır bir ona sataşırım bir Görkem'e sataşırım. Ki eskiden de sataşıyordum hasmım diyordum. Hani hiç Yeliz'de de şöyle bir şey bu arada. Gerçekten kesin ve net dedi o da bana yani ama şu an belki kararları değişmiş olabilir. Sonuçta burası böyle bir ev. Yok değişirse bunu açık açık yok, söylerim. Yok bunu yargılamıyorum uğraşmak da isteyebilirsin. Biliyorum. Şöyle ben zaten tanışma yoluna girersem benim hayatımdaki adamın aklı başkasına kaymaz. Aynen. Ben de öyle bir şey yapmam. İkimiz de özgüvenli kadınlarız zaten. Evet. Peki. Çok şıksınız. Çift olarak çok şahane görünüyorsunuz. Çok tatlısınız. Biz de teşekkür ederiz. Sizin birbirinizi sevmenizle ilgileniyoruz biz bir süredir. Herhangi bir sıkıntınız yok gibi görünüyor. Şu anda bir sıkıntı maşallah yok. Diyelim o zaman. Hemen yan tarafa geçelim. Sabah bir tartıştınız. Evet. Öykü.